Ben de alacağım. Bu açıdan Hüseyin hocam. Evet, sağ olun. Evet, keselim şimdi. Siz maskelerinizi... Süreç bundan benim böbrekteki taşlardan dolayı bu durumlara düştüm. Süreç 17 sene evvel Kent Hastanesi'ne başvurarak başladı. 17 senedir de bekliyorum böbrek. Ben insanlara duyarlı olmaya çağırıyorum. Lütfen bağışıklığınızda bulunun. Bir organ, bir can demek. Lütfen. Yani herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Çok zor bir 17 yıl geçirdim. Çok zor. Her türlü fosforuyla, potasyumuyla, yani daha hastalıklarla çok zor günler geçirdim. Hep değerlerim yüksek çıktı. Yani insanları gene de söylüyorum, duyarlı olmaya çağırıyorum. Yani lütfen bağışlayın. Lütfen. Benim zaten daha önceden altyapında olup da ama hamilelikte yüksek tansiyonla nüksetti. Bebeği 8. ayda almak zorunda kaldılar. Bir yıllık ilaç tedavisinden sonra da IgA nefriti teşhisi kondu. Yaklaşık 8 yıl, 9. yıla girmiştim. Böbrek bekliyordum. Ben neden beklemek zorunda kaldım? Anne baba çok yaşlıydı ve onların da hastalıkları vardı. Bir tek kız kardeşiminki tutuyordu. Onu ben istemedim. Çünkü her konuda o bana destekti. Eşimin kan grubu uymadı. Ben de kadavraya yazıldım ve bekledim. Çok zordu. Tabii burada eşime daha çok iş düştü. Aile yanımızda yoktu. Bakıcılar, kreşler ama bu zaman zarfında artı diyeliz. Çok yorucuydu. Çok yorucu bir süreçti. Nelerden uzak kaldınız mesela? Her şeyden. Her şey. Çok yeni, daha bir gün evde kaldım. Hani ne olduğunu daha tam anlamadım. Ama diyalize gitmiyorsunuz. Diyalize gitmiyorum, evet. Diyalize gitmemek, o daha böyle kafamda bir şey oldu. Makineye bağlanmamak, kolum acısını hissetmemek. Şaşkınlık, evet. Şu an bir şaşkınlık içindeyim. Herkes organlarını bağışlamalı, kesinlikle. Hele ki katta yatınca çok çok daha iyi anladım. Hayat kurtarmak kadar güzel bir şey yok. Bizde aileden poliçistik, bütün ailemde ben 9 kardeşim, her 9 kardeşimde aynı sorunu. Benim 2 abim vardı, biri nakil oldu, birisi rahmetli oldu. Tabii bu bende daha büyük baskı yarattı. Diyaliz sürecim en son aşamada girdim artık yani. Böbrekler hemen hemen sıfır çalışmaya başladım. Diyalize başladım ve diyalize de konsantre olamadım. Bir sene içinde diyalizi de bıraktım. 3,5 aydır da son diyalizden vazgeçtim. Yani resmen ölümü beklerken böyle bir şey oldu benimkisi. Ben doğum günümde oldum. Tam doğum günümde bana böbrek çıktı ve hayatımın ilk hediyesiydi. Hiç doğum günü kutlamadım ben. Hayatım boyunca bir gün bile kutlamadım yani. Valla şu anda yani çoğu insana minnettarlık yani minnettarım. Yani yeniden bir hayata başladım. Doktorlarıma, rahmetlinin ailesine şükran borçluyum yani, ne diyebilirim, çok mutluyum, teşekkür ediyorum. Ve şu anda benim çevremden de, benim dayı oğlum da şurada oturuyor şu anda. Kendisi de şu anda bağışçı oldu bu sayede ve çevremde şu anda yani ona yakında bağışçı var. Yani gittiler, hastanede şu anda kayıtları var ve bağışçı oldular yani benim naklimden sonra. Yani herkese minnettarım. Yani benim adıma şu anda bağışta bulunanlara da ayrıyeten minnettarım. Çünkü yani bu iyi bir şey. Yani keşke ya benim de şu anda her şeyim, ben de bağışçıyım şu anda. Yani neyim yarıyorsa alsınlar yani. Ben şekere bağlı yani böbrek nakline yöneldim. Yaklaşık 9 yıldır diyalize giriyorum. Giriyordum daha doğrusu, doğru cümle bu. Nakil olalı 71. gündeyim şu anda. Herhalde. Değişik bir duygu. Çünkü o 9 yıl hayattan çok şey götürüyor. Yani bir kere şöyle bir şey var. Haftada 3 gün diyalize giriyorsunuz ve 4 saat sürüyor. Çıktıktan sonraki süreç ayrı. Dikkat etmeniz gereken konular ayrı. Hani hiçbir programı düzgün yapamıyorsunuz. Bence herkesin net bağış yapması gerekiyor.
bir kişinin bağışı 8 kişinin hayatını kurtarıyor. Bu kadar belli olan bir şey. Yani herkes bağışta bulunmalı. Ya o her gün bir duam var bir kere. Yani Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Beni tekrar hayata kazandırdı diyebilirim. Böbrek yetmezliği diyoruz. Bunlar tabii ilerleyince böbrek yetmezliği o zaman diyaliz gibi, böbrek nakli gibi seçenekler, tedavi seçeneklerinin uygulanması gerekiyor. Tabii hastaların büyük bir kısmı aslında diyalizde tedavi görüyorlar. Tabii biz istiyoruz ki böbrek naklinden faydalanan insan sayısı, hasta sayımız da artsın. Türkiye'de tabii böbrek naklinde önemli bir yerde. Hem nicelik olarak hem nitelik olarak tabii ki dünya standartlarında böbrek nakli yapılıyor ülkemizde. Fakat bizim vericilerimizin çoğunluğu canlı vericili, ailelerden gelen vericiler var. Batıya bakınca oran tersine, onlarda tabii ki daha çok kadavra bağışı dediğimiz, ölü donör bağışı dediğimiz vericiler daha çok. Biz de aslında istiyoruz ki kadavra bağışı artsın, bu konuda farkındalık yaratılsın, aileler bu konuda daha hassasiyet göstersin. Organ bağışçısı olmak isteyenler ailelerine bu konuda düşüncelerini açıklasın ki organ bağışı da artsın. Bu şekilde organ naklinden faydalanan, böbrek naklinden faydalanan hasta sayımız artsın. Çünkü her hastamızın canlı vericisi de olmayabiliyor. Kimi zaman ailesinde böbrek hastalığı oluyor. Kimi zaman kan grubu uyumlu bir vericisi olmayabiliyor. Kimi zaman ailede herkeste böbrek hastalığı oluyor ya da başka bir hastalık oluyor. Dolayısıyla bu hastaların aslında nakil olabilmeleri için de tek şans kadavra bağışlarının artması oluyor. Buyurun.